İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Amalia Street, bizim geleceğimiz, onların da geleceği. Batı Ermenistan Ermeniler Birliği ve Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Cenevre'de düzenlenen yerli halkların haklarına ilişkin uzman mekanizmasının 15. oturumuna katıldı. David Babayan, herhangi bir müzakerenin sonucu Artanın statüsünü ve gelecekteki kaderini kapsayacak şekilde genişletilemez. Tarihi Urfa Kalesi Ağustos ayında yeniden ziyarete açılacak. Azeriler Yunanistan'da kin ekmeye devam ediyor. 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin programı açıklandı. İsikkul Gölü'nün Ermeni Manastırı'nın gizemi ortaya çıkabilir. Yerevan'da 19. Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali başlıyor. Batı Ermenistan Ermenileri Birliği ve Batı Ermenistan Ulusal Konseyi 4-8 Temmuz 2022 tarihleri arasında Cenevre'de düzenlenen yerli halkların haklarına ilişkin uzman mekanizmasının 15. oturumuna katıldı. Yerli halkların haklarına ilişkin uzman mekanizması İnsan Hakları Konseyi'nin bir yan kuruluşudur ve tavsiyeleri bu organ tarafından dikkate alınır. Bu amaçla oturumlarda çeşitli araştırmalar yapılmakta ve konular tartışılmaktadır. Bu yıl çalışmalar barış antlaşmaları, uzlaşma girişimleri ve bunların anayasal olarak tanınması dahil olmak üzere yerli halklar ve devletler arasında imzalanan antlaşmalar ve diğer yapıcı düzenlemelere odaklandı. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin tam dosyası Ulusal Konsey Başkanı Armena Abrahamyan'ın yürüttüğü çalışmayı resmen kayıt altına alan Birleşmiş Milletler'e gönderildi. Başkan Armena Abrahamyan ayrıca bu çalışma hakkında bir konuşmada da bulundu. Makalenin tamamını resmi web sitemizde okuyabilirsiniz. Artsakh İşleri Bakanı David Babayan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yazdığına göre komşularla ilişkiler düzeltilmeli ancak geçilmemesi gereken kırmızı çizgiler var. David Babayan Ermenistan Cumhuriyeti Türkiye ilişkilerinin çözülmesinin de Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan Barış Antlaşması müzakerelerinin de Artsakh'ın statüsünü ve gelecekteki kaderini kapsayacak şekilde genişletilemeyeceğini defalarca söyledik. Çünkü Azerbaycan içinde hiçbir statü Artsakh'ın hakları, özgürlüğü ve geleceğini garanti edemez diye yazdı. Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Urfa, Batı Ermenistan'da gezi tutkunlarının mutlaka görmesi gereken şehirlerin başında geliyor. Urfa'da da tarihin izlerini taşıyan ve ziyaretçilerine şehir manzarası sunan bir kale bulunuyor. Bu kale Urfa'nın güneybatısındaki tepede yer alıyor. 3 yıldır süren restorasyon ve kazı çalışmalarının ardından Ağustos ayında yeniden ziyarete açılması amaçlanıyor kale, iç kale ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Kalenin millattan önce 4. 5. yüzyıllarda Urfa'da hüküm süren Abgarlar döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Bugün kaleyi ziyaret ettiğimizde kale içerisinde sadece iki sütun görebiliyoruz. Bu sütunların yükseklikleri 17.25 metre, çevresi ise 4.60 metredir. Batı Ermenistan evlatlarını ülkemizin muhteşem yapılarını görmeye ve halen Türkiye'nin işgali altındaki topraklara sahip çıkmaya çağırıyor. Yunanistan'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği bir açıklamada bulundu. CBS TV adlı Azerbaycan kanalı 5 Temmuz'da yayınladığı ve Yunanistan'daki Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından Artsakh'ın Mehmana köyünün tarihi ve kültürel mirasıyla ilgili Yunancaya çevrilen video Azerbaycan'da yaygınlaşan Ermenilere karşı nefret politikasını başka ülkelere ihraç etmeye yönelik gergin bir girişimden başka bir şey değil. Arzach'ın Mardagert bölgesindeki Mehmana köyü soykırımdan sağ kurtulan dört Pontuslu Rum madenci tarafından kuruldu. Savaştan önce burada Rumlar ve Ermeniler yan yana yaşıyordu. Çok sayıda Ermeni-Rum ailesi vardı. Azerbaycan'ın CBC TV kanalının videosunda Rum Ortodoks Kilisesi'nin ve Yunan tarihi ve kültürel mirasına karşı yapılan tacizin kanıtları da çarpıtılmış ve gerçeklerle örtüşmemektedir. Video, Azeri yetkililer tarafından tahrip edilen bir başka Ortodoks kilisesi olan Şuşi'deki Yunan Ortodoks, Rus Büyük Şehit Muzaffer Georgi Katedrali hakkında kasten sessiz kalıyor. 1960'ların başında Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti liderliği Şuşi'nin Ermeni kısmını yok etmeye karar verdiği zaman kiliseyi yıktı ve bunun yerine kültür evi binasını inşa etti. Türkler tarafından işlenen soykırım sırasında Ermeniler, Rumlar, Yezidiler ve topraklarımıza yerleşen diğer milletler kendi topraklarında öldürüldüler ve yoksullaştırıldılar. Soykırımdan sonra kurtuluşu Arsak'ta bulan halkların kaderi bu kez Türkiye'nin diktatör kardeşi Azerbaycan tarafından dağılandı. Umuyoruz ki bu konuda uluslararası bir yansıma olur ve Azerbaycan makamlarının yaydığı asılsız haberler susturulur. Munzur Kültür ve Doğa Festivali Tertip Komitesi Dersim Belediyesi'nde düzenlediği basın toplantısıyla 20-24 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin programını kamuoyuna duyurdu. Festival boyunca müzik dinletileri, resim sergileri, paneller, konserler ve basın açıklaması gerçekleştirilecek. Festivalin bu yılki ana teması madencilik yağmasına karşı doğayı, talana karşı yaşamı yasaklara karşı sanatı savunuyoruz. Binlerce yıllık tarihi olan şaşırtıcı ve gizemli İsikkul Gölü Kırgızistan'da bulunuyor ve içinde birçok sır saklıyor. Sualtı antik, maddi ve manevi kültür anıtlarından oluşan bu hazine 1800'lerde ünlü arkeologların ve araştırmacıların dikkatini çekti. Ancak en ilginç hikaye bazı uzmanlara göre İsikkul'un dibinde bulunan Ermeni manastırının arama çalışmalarıyla ilgili. İsik kulun dibindeki Ermeni manastırıyla ilgili efsane 1375 yılında Abraham Cereskes tarafından yapılmış 6 sayfadan oluşan Katalan atlasına dayanmaktadır. Ermeni manastırı hakkında bilgiler ilk kez 1856-1857 Rus gezgin Semyonov Dian Şanski yayınladı. Katalan atlasının notlarını Rusçaya ilk çeviren oydu. İsikkul'da Ermeni Hristiyan Manastırlarının varlığının bir başka kanıtı da 2022'de yayınlanan Patrik Türk'ün Nesillerinin Ülkesi adlı kitaptır. Yüzden fazla prestijli ve kaliteli filmde Kan, Berlin ve diğer uluslararası film festivallerinden bir seçkiyle 19. Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali Yerevan'da başladı. Bu yılda Yerevan Festivali'nde ünlü isimler ve iyi filmler sıkıntısı yok. Festivalin uluslararası uzun metrajlı film yarışmasının jürisine İrlandalı senarist, yönetmen Oscar ödüllü Terry George başkanlık ederken onur korukları arasında Kan ve Berlin ödüllü, Oscar ödüllü yönetmen ve senarist efsanevi Costa Gavras, ünlü İspanyol film yönetmeni Albert Serra, iki kez Kan ödüllü film yapımcısı Philip Bober, Ilya Hırjanovski yer almaktadır. Festival haftasında sinema dünyasının en iyi yenilikleri sergilenecek. Festival, Michel Gürcihan'ın Amerikalı adlı filminin gösterimiyle açıldı. Festivalde halk tarafından büyük ilgi alan soykırım Armenosit ile ilgili filmlere de yer verildiğini hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Taliska Ovanesyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hampartman Yerguşap adlı eseri sunuyoruz. eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.